Evan cüdile şeytan edin. Neşşey tanir racim. Rabbi e'ûzü bike min hemezâti şeyatîn ve e'ûzü bike Rabbi emrah zuhûn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'ûzü bi Rabbin nâsi, melikin nâsi, ilahin nâs, min şerril vesvesil hannâs. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Şefii Zünubina Muhammed. Sallu ala Habibi Kulubina Muhammed. Ol menba'i bağı belagat, ol mahzeni fazl-ı saadet, ol andelibi gülzar-ı fesahat, Muhammed Mustafa'la salim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Âmin ya mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ إِلَى آخِرِ سُورَةٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُنَا وَرَسُولُهُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ خَالِقُنَا وَرَازِقُنَا وَمَوْلَانَا مِنَ الشَّاكِرِينَ الشَّاهِدِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جَنَابُ حَقٍّ جِبْرِيلُ أَمِينٌ namus-u ekber vasıtasıyla Efendimiz iki cihan serveri Muhammeden'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine inzal buyurmuş olduğu Kur'an-ı Kerim'de hususi ile okuduğum şu ayet-i celilelerinde buyuruyorlar ki Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Efemen ya'lemu اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمَى اِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ. Çok aziz ve muhterem müminler, malumunuzdur ki bugünkü konuşma geçen cumartesi başlayıp tamamlayamadığım mevzunun devamı mahiyetinde olacak. Geçen cumartesi şöyle demiştik, hatırlayacaksınız. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Cenab-ı Hak. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in Mustafa da önce bu Kur'an-ı Kerim'i almış, kendisi hazmetmiş, Cenab-ı Hakk'a murad etmiş, ezberlemiş, hikmetini anlamış. Ondan sonra da Cenab-ı Hakk'ın kullarına tebliğ etmiş. Rabbimiz sizden şunları istiyor buyurmuş.
İnsanların bir kısmı bunu kabul etmişler ve Peygamberimizin yanına gidip onun sohbetlerini dinleyip onunla beraber olmayı kendileri için en iyi yol olarak seçmişler ve bunlara bir sahabe-i kiram demişler, mübarek sahabeler. Bazıları da dinlemek istememiş, Peygamberimizin söylediği, ortaya koyduğu hakikatleri görmek arzu etmiş. Görmek istemeyince de onlara ama denilmiş, yani kör, görmek istemiyor manasında. Onun için Cenab-ı Hak bu ayet-i celil'e de efemen ya'lemu bilenler ile neyi bilenler ennemâ unzile ileyke min rabbike Rabbinden sana indirilen Kur'an-ı Kerim'i bilen ne bilen el-hakku hak bilen ile onu tanımak istemeyen, onu görmek arzu etmeyen ile beraber midir diyor yani onları bir mi tutacağını. Arada çok fark var. Onun için bu hakikatleri bilip kabul eden de kemen ve ama buna karşı körlük yapanlar bir midir diyor. Bu hususu ondan sonra da buyuruyor ki اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا اُلُّ الْاَلْبَابِ ancak bu hakikatleri akıl sahipleri anlar. Akıl sahipleri anlar. Aklı olmayan veya aklı varsa da aklı şöyle anlamak lazım. Bir aklın maaş vardır, bir de aklın meat vardır. Demek ki aklın iki tezahürü diye ortaya çıkan durumu vardır. Aklı maaş, yaşamayı, dünyada yeme, içme ve geçinmeyi düşünen, bunu anlayıp, bunun yollarını, yöntemlerini bilen akıl demektir. Aklı maaş, maişetten geliyor bakın. Aklı meat da ahireti düşünen akıl demektir. Ben bundan sonra ne olacağım? Nereye gideceğim? Herkes yaşlanıp veya muayyen bir yaşta bu alemden ayrılıyor. O gittiği yerde ne olacak? Öyle değil mi? Ne yapılacak insana? Onu merak edip, onun alakasını duyup, efendim, orası için bir çare düşünen insanı, düşünen akla da aklı meat deniyor. O zaman bir adamın hem aklı maaşa hem de aklı maaşa ihtiyacı var mı? Var değil mi? Ha, aklı maaşa da ihtiyacı var. Bu dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada temsil ettiğimiz bir değer var. O da Müslümanlığımızdır. Bu değeri de insanlara kabul ettirebilmek için dünyada da iyi, itibarlı bir vaziyette yaşamamız, onun çarelerini düşünmemiz lazım. Bunu aklı maaş diye. Bunun yanında her gün insanların içerisinden birkaçları ayrılıp gidiyor. Genci de var, ihtiyarı da var. Öbür aleme gidiyor. Bu gittiğimiz yerde ne olacak acaba diye onu düşünür. Onu öğrenip ve oranın kurtuluşu içinde bir şeyler yapmayı düşünmek, bu da aklı maaştır. Demek ki herkese ihtiyaç var. Ama insanlarda bakıyoruz, bazıları ne yapmış? Sadece aklı maaşla dünya almış. Dünya işlerim yerinde olsun, itibarın, sen maaşın veya işte yeme içme rahat etme dünyada olsun, öldükten sonra orası o kadar mühim değil. Ne olacak? Ne olacak işte ki herkes soruyor, kimisi diyor belki toprak olup gideceğim bir şey yok. Kimisi ahiret var diyorlar ama nasıl işte öyle vardır. Kolay olacak. Çünkü ahiretle alakalı çok saçma söz söyleyenler var. Nasıl saçma söz söylüyor? Bakın halkın arasında daha önceki konuşmalarımda da söylemiştim. Trakya'dayım bir gün yaşlı bir adama baktım namaz, niyaz vesaire yok. Dedim ki sen ahireti hiç düşünmüyor musun? Ahiret diye bir alem var filan deyince adam bana gayet böyle pişkin ve rahat bir vaziyette
ne olacak hocam? İki sopa havada vururlar. Şimdi bakın, acı bir şey. Bu ahireti bilmiyor. Ahireti bilmiyor. Çok basit bir şey zannediyor. İki sopa fazla vururlar. Hazreti Allah Celle Celaluhu ahiretle alakalı bakın Rahat Suresi'nde ne buyuruyor? Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Lillezine secabu di rabbihimul husna. Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, davetine icabet edip o emre icabet ederek kulluk yapanlara elbette güzel husna vardır. Husna cennet demektir. Ahirette kurtuluş, saadet demektir. Ama bellezine lem yestecibu lehu. Hazreti Allah'a davetlerine icabet etmeyen, bu indirdiği yol gösteren ayet-i celile ve onu tebliğ eden peygambere kıymet vermeyen adam ahirete gelecek. Fakat öyle bir durumla karşılaşacak ki bazı işin ecaatı ve dehşeti karşısında lev enne lehum onun için olsa, bakın ahiretin dehşetiyle karşılaşınca o adam için olsa lev enne lehum o ahirete hazırlanmamış insanlar için olsa ne? Mâ fil arzı cemî'a. Bütün dünya onun olsa. Bakın. Mâ fil arzı cemî'a. Bütün dünya onun olsa. Ve mislehu ma'ahu. Bir o kadar daha mülkü olsa, şimdi bütün dünya onun, düşününüz, bütün dünya onun ve o kadar daha var. İki dünya, bütün varlık elinde olsa, lefteder bihi, onu verip kendini kurtarmak ister. Dehşete bakınız. Bütün dünya elinde olsa, onunla bir misli daha, İki dünya varlığı dolusu varlığı olsa onu verip kendisini kurtarmak ister. Lefteder, fitne vermek ve kendisini kurtarmak ister. Dehşetin ne demek olduğunu anlıyor muyuz muhterem müminler? Bakın, bütün her şeyini verip kendisini kurtarmak ister. Çünkü ulaike o Cenab-ı Hakk'ın davetine icabet etmeyenler, onu dinlemeyenler lehum su'ul hisab, onlar için kötü bir hesap vardır. Kötü, ahiretleri kötüdür ve me'vahum onların gideceği yer cehenneme, cehennemdir ve bikkel mihat, orası ne kötü yerdir. Yani öyle iki sopalık filan bir yer değil orası. Evet, iki sopalık filan bir yer değil, bakın. Bütün varlığını vermek ister kurtulmak için ama yok öyle şey. Yok öyle şey. Şimdi bu hakikatleri kim anlar? Yani bu işin dehşetini ve bu kadar korkunç durumda olduğunu bunu Hazreti Allah haber veriyor. Herkesin anlaması lazım. Aklı başında olan, ahireti düşünebilen, ahirette akıl erdirmeye çalışan insaf ehlini düşünmesi lazım. Ha. Şimdi böyle bir insan, böyle bir insan, Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, bu hakikatleri ancak akıl sahipleri anlar diyor. İnnemâ yetezekkerû ülül elbâb. Tefekkür, tefekkürden sonra gelir. Bir tefekkür bir şeyi düşünerek elde etmek, öğrenmektir. Tezekkür o elde edilen neticedir. İnnemâ yetezekkeru ancak bunu böyle düşünüp anlayan, inanan adam ülül elbâb akıl sahipleridir, onlar anlar bunu.
Peki o zaman biz kendi kendimize soruyoruz. Acaba biz o akıl sahiplerinden denilenlerden miyiz yoksa değil miyiz? Bunun alametleri vardır. Akıl sahiplerinin olmanın alametleri vardır. Cenab-ı Hak devam ediyor. Buyuruyor ki, ellezine o akıl sahibi dediğim kullarım şunu yapar. Yufune bi ahdille, Hazreti Allah'a verdikleri sözü tutar. Ahitlerini tutar. Ahdin ne olduğunu kısaca geçen arz etmiştim. Alem-i ervahta daha yaratılmadı, ruhlar alemindeyken bu dünyaya gönderilmeden evvel Cenab-ı Hak bize elestü bi rabbikum, Rabbiniz değil miyim buyurmuşlardı ruhlarımıza. Ruhlarımıza. Ve o ruhlarımız da gâdû bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin, biz de senin kulunuz demişlerdi. O zaman Cenab-ı Hak bunu kabul eden kullarına bu dünyada madem ki benim kulumsunuz, kulumsunuz, şunları yapacaksınız buyurdu. Şöyle inanacaksınız, şöyle amel edeceksiniz. İşte akıl sahibi bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Hak'ta verdiği bu sözü şey yapar, ifa eder, ona ihaneti olmaz. Ve le yenguzûnel misaf, o verdiği sözü bozmaz. Bozmaz. Şimdi muhterem müminler, bakınız, bu alemde bizim bir mükellefiyetimiz var. Dünkü cuma konuşmamda da konuştuğum yerde insanların çoğu esnaftı, onlara da şöyle bir şey söylemiştim. Esnaf nasıl maliyeye vergi mükellefi ise, öyle mi? Esnaf maliyeye vergi mükellefi ise, insanlar da Hazreti Allah'a karşı kulluk mükellefiyeti içindedir. Ha. Kulluk mükellefiyetini nasıl yapacağını maliyecilere, verginin ne olduğunu insanlara muhasebeciler öğretiyorsa, Cenab-ı Hakk'a kulluk nasıl yapılacağını da önce peygamberler, ondan sonra da peygamberlerin yolunda dini anlatmaya çalışan onun ümmetleri haber verir. Biz de elimizden geldiği kadar sizlere Cenab-ı Hakk'a karşı mükellefiyetimiz nedir, nasıl yapmamız lazım, onları izaha çalışıyoruz. Ha, Cenab-ı Hak bize doğruları kendi murad-ı ilahisine uygun olarak anlatmayı, ifade etmeyi nasip etsin. Sizlere de, sizlere de yine Mevlamızın muradına uygun olarak öğrenip anlayıp hepimize birden mucibince ve kendi rızasına muvafık şekilde amel etmeyi nasibim yeterim. Çünkü amel mühimdir. Evvela öğreneceğiz. Ve şu üç şey olmadan kurtuluş olmaz. Üç şey. İlim, amel, ihlas. Bunun üçü olmadan kurtuluş yoktur. Ve bizim şeriat dediğimiz şey de bu üç şeydir. Bakın, ilim, öğreneceğiz, bileceğiz. Öğrenmek ya kitaplardan okuyarak olur veya dinleyerek olur. İşte bizim bugünkü insanımızın çoğu mekteplerde layıkıyla bunu öğrenemediği için, öğretilemediği için şimdi dinleyerek öğreniyoruz. Öyle değil mi? Öyle camilere gidiyoruz. Hocalarımız da bu dini doğru dürüst anlatmalı ve böylece dinimizi öğrenmeliyiz. En azından bize lazım olacak günlük hayatımızda yaşayacağımızı öğrenmeliyiz. Bu çok mühimdir. Öğrendik. Öğrendik. Niçin öğreneceğiz? Öğrendikten sonra amel etmek için öğreneceğiz. Hani ben zaman zaman vaazlarımda diyorum ya, dini öğreneceğiz, beraberceğiz. Efendim birimiz konuşacak, diğerimiz dinleyecek, öğreneceğiz. Öğrenmeyi ne için yapacağız? Çıkıp dışarıda kahvede vesairede oturup insanlara bilgiçlik paslamak için vesaire değil. Ne yapmak için? Amel etmek için yapacağız, öğreneceğiz. Öğrendiklerimizle amel edeceğiz.
Bu da bir şey değil, kafi değil. Öğreneceğiz, lüzumlu ama yeterli değil. Öğrendiklerimizle amel edeceğiz. Lazım ama kafi değil. Öğrendiklerimizle amel ettiğimiz gibi amelimizi de ihlaslı yapacağız. Samimi, Allah rızası için yapacağız. Şu veya bu böyle desin, şöyle desin, böyle beni övsün vesaire değil. Bir defa Allah rızası için yapılmanın tarifi nedir? Nasıl olursa Allah rızası için olur. Büyük zatlar, bu arada benim hocam ve üstadım olan Süleyman Efendi Hazretleri de bizleri okuturken şöyle buyururdu. İhlas şudur. İhlas şudur. Nedir korku ve endişeyi bertaraf etmek için, ne de bir menfaati elde etmek için. Ne korktuğunuz, ne de bir menfaati elde etmek için. Evet, ne için? Hazreti Allah'ın bizden razı olması için. Yapılan ibadet ihlaslıdır. İhlaslı ibadet. Bazıları şöyle yapabilir. Der ki, adam Türkçe'dir. Ya namazı kılayım da, müşterim baksın. Günlük ticaretimde bir fazlalık olsun diye, bakınız bir menfaat ümidiyle ne yapıyor? İbadet yapıyor. Bunda ne vardır? Menfaat ümidi vardır. Bazıları bir efendim işi iyidir, yerindedir. İbadetimi yapayım da şu imkanlar elinden gitmesin de bir menfaat ümidi vardır. Öyle değil. Ben Hazreti Allah'ı razı etmek için kulluk vazifemi yapayım. O bana dilerse verir, rahat ettirir. Dilerse ne yapar? Alır, imtihan eder. Bunların gizli olur. Alır, imtihan eder. Ne yapayım? Cenab-ı Hak dedim ki, ya Rabbi sen böyle lütfettin. Ama aklımızı kullanacağız. Dünyada iyi netice alabilmek için aklımızı kullanacağız. Çünkü din bu dünyada saadet ve huzuru temin etmek, ahirette cennet ve cemal-i ilahiye mazhar olmak için indirilmiş bir ilahi kanunlar manzumesidir. Yani ilahi bir vazidir değil. Demek dünyada da bir hedefi var, ahirette de var. Ama bütün bunların üstünde bizim her şeyden evvel Allah rızası için gayret etmemiz ve onu razı ettikten sonra dilerse çalışırız, ne yaparız? Kazanırız ama ne yapamayız? Hayal ettiğimiz kadar olmayabilir. O zaman kırılmak, darılmak yok Cenab-ı Hakk'a karşı. Ne buyurmuş Cenab-ı Hak? Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu kasemna beynehum maişetem. Onların arasında maişeti taksim eden biziz diyor Hazreti Allah. Elimizden geldiği kadar, aklımız geldiği kadar çalışacağız. Bize ne kadar verirse ona razı olacağız diye derse Rabbim'in taksimatına razı ol. Zaten olmasa da fazla yapabilecek bir şey yok değil mi? Sadece isyan var. İsyan var. Maişete razı olmamız lazım. Cenab-ı Hak böyle buyurmuş. Gönlümden şu geçer. Hazine-i ilahiyde bol vardı. Hazine-i ilahiyde bol vardı. Hepimize bol verseydi. Efendim, Rabbimiz buyurmuş ki ben sizin dünyada bazınızı zengin, bazınızı fakir yaptım. Bunun sebebi birbirinizi hizmette istihdam ederek hayatın devam etmesi içindir buyurmuşlar. Bu da Kur'an-ı Kerim'de. Bazınızı zengin, bazınızı fakir yapmamın sebebi aranızda birbirinize ihtiyacınızın olması içindir. Hayat da böyle devam eder. Eğer ihtiyacınız olmasa hayat yaşanmaz hale gelir. Nasıl? Zannediyorum daha önceki konuşmalarımda da misal verdim. Bir apartman düşününüz, 10 aile oturuyor. Onu da aynı derecede zengin. Onu da aynı derecede zengin. O apartmanın temizliği yapılmaz.
Öyle mi? Neden? Kimse gelip orada temizlik yapmak istemez ve oranın ihtiyacı, neden? İhtiyacı yok. Onun için bir ihtiyacı olan gelecek orayı temizleyecek, onun yaptığı o hizmet karşılığı, onlar da onun para olan ihtiyacını karşılayacak. Sizi diyor Cenab-ı Hak birbirimize muhtaç şekilde dünyada tanzim ettik ki, böylece hayat devam et. Onu öğretmen, bunun hikmeti budur. Ha, ne olacak öbür alemde? Fakir olan ve bir takım şeyler, sıkıntılar çekmiş olabilir. Onların ayrıca bir mükafatı vardır. Sabrettiği zaman öbür alemde Cenab-ı Hak'tan alacağı büyük mükafat, en mühim ve başta şöyle. Müslüman bir fakir ahirette zengin bir Müslümandan yarım gün önce cennete gidecektir. Yarım gün demek 500 sene demektir. Evet. Çünkü hesabı gayet kolay. Öbürü hesap verecek. Hesabı ağırdır. Onun için ha, bu dünyada gene insanlar Cenab-ı Hakk'ın şu teminatına da yapmalı, güvenmeli ve rahat etmelidir. Mevlamız buyurmuşlardır ki, rızkınızı üzerine al. Ne yaptın? Rızkınızı üzerine al. Onun için rızk için endişe olmamalı. Mevlamız var. Mevlamız var. Ama akıllı bir şekilde çalışmalı, rızkın Cenab-ı Hak üzerinde olduğuna güvenmeli. Kimsenin rızkını yemez. Ama biz bugün sıkıntı içerisindeyiz. Birçok insanla rızkın kendilerine yetmediğinin sıkıntısını çekmiyor. Çekmiyor. Hayal ettikleri bir hayat tarzı var. Onu yaşayamamanın sıkıntısını çekiyor. Efendim, yanlış mı söylüyorum? Bakın, rızkın kendisine yetmediği değil, hayal ettiği bir hayat tarzı vardır olur, onu yaşayamamanın sıkıntısını çekiyor. Cenab-ı Hak ben size hayal ettiğiniz hayatı yaşatacağım buyurmuyor. Ben size rızkınızı üzerime aldım diyor. Onun için de bugün insanların çoğu hayal ettiklerine ulaşamadıklarının sıkıntısını çekiyor. Bizde bereketsizlikleri var. Bereketsizlik sıkıntısı var. Bunun da sebebi nimetin kıymetini bilmiyor birçokları. Nimetin kıymetini bilmiyor. Birçokları nimete hürmet etmiyor. Birçokları sofrada besmele ile oturup o nimetin kadri kıymetini bilerek yemiyor. Sünnet-i seniyye riayet etmiyor. Onun içinde sofralarında bereket olmuyor. Şeytan aleyhisselam ne demiş Cenab-ı Hakk'a? Ya Rabbi beni rahmetinden kovdun diyor. Kovdun. Evet. Ama beni kulluğumdan çıkarıp attın mı? Benim mülkümden uzaklaştırıldın mı? Yok. Ben size kulum. Ama günahkar bir kulum. Lanetlenmiş bir kulum. Ama ben yine senin kulum, öyle değil mi? Senin yarattığın bir varlıkım ve efendim lanetlenmişim. Tamam. Sen ise lanetli lanetsiz diye ayırmadın. Kulların rızkını üzerine aldın. Ben nereden yiyip içeceğim diyor. İblis. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki sen de besmelesiz oturulan sofralardan karnını doyurursun. Besmelesiz oturulmuş sofralardan karnını doyurursa, işin latifesi bir yana, herhalde bu devirde biraz pişmanlanmıştır, öyle değil mi? Besmelesiz oturulan şeyler çoktur. Onun için nimetin kadri kıymeti bilinecek. Bu görgü bilmem ne şeyi filan yapanlar var ya, bilmem sofra adabı ve görgüsü, bunların İslam'la, dinle hiçbir alakaları yok. Onlara kıymet verenler dinden uzaklaşır. Nasıl? Onların usul ve adabına bakın. Sofrayı tanzim ederken
devamlı bıçağı sağa, çatalı sola bırakır. Sola bırakır. Yani bu şu demektir. Sağınla keseceksin, mesaire yedeceksin, sol elinle yiyeceksin. Hazreti Muhammed ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Sağınızdan alın, sağınızdan verin, sağınızla yiyin, sağınızla için buyuruyor. Bunu reddediyor. Bunu unutturuyor. İki, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Efendimiz Mustafa lokmayı aldığınız zaman güzelce ağzınıza götürürken bir parça düşse onu alın. Bir şey bulaştıysa o kısmı temizleyin, geri kalanı yiyin. Hazreti Allah'ın bereketin neresinde olduğu bilinmez. Böyle buyurmuş. Tabağınızı temizleyin. Temizleyin. Sonuna kadar yiyin. Şimdi bu modern öğretenler bir parça tabağın içerisinde bırakın. Yani bunların dinle, diyanetle, İslam'la filan hiçbir alet. Bilakis, bilakis önce ince hesaplarla hayat tanzim edilmiş ki dinin unutturulması, Hazreti Muhammed'in, Mustafa'nın bütün tavsiyelerinin hayatımızdan çıkarılıp atılması. Onun için onlara uyan dinde ne nasibini alalım. Demek ki nimete hürmet edeceğiz. Besmelesiz oturmayacak, oturmayacak. Aklımızı başımıza alarak Mevlamızın rızasını kazanmak için ibadet yapacağız. Mevzu şuradan gelişmemişti. Kurtuluş için ilim, amel, ihlas demişti. Bunun üçü bir araya geldiği zaman kurtuluş olur. Bunun üçü bir araya gelmediği zaman ilim insanları kurtarmaz. Sadece amel, o da kurtarmaz. O da kurtarmaz. İhlas, ancak bununla üçü tamam olur ve ihlas diğer ibadet ve taatın ruhu mesabesindedir. Ruhudur. O ruhu olduğu zaman o ibadet ve taat bir kıymet ifade eder. İhlas da Cenab-ı Hakk'ın razı olmasını isteyerek o niyetle yapmaktır. Bunun dışında kullardan ve insanlardan hiçbir şey beklememektir. Allah-u Zülcelal için yapılacak ibadetlerde kuldan bir şey beklememektir. Hepsini Hazreti Allah'tan beklemek ve onun rızası için yapmaktır. Böyle olursa bakın Cenab-ı Hak ne buyuruyor? اَلَّذ۪ينَ o akıl sahipleri يُوفُونَ بِعَبْدِ اللّٰهِ Hazreti Allah'a verdikleri ahdi yerine getirirler ve la yanzuzun el misa verdikleri sözü bozmazlar. Biz de böyle olacağız. Kulluk yapmak üzere onun kulluğuna talip, onun istediği gibi inanacak, onun istediği gibi amel edecek, onun istediği gibi amelimizi ve imanımızı ihlasla ruh ve can kazandırmış olacak. وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ O akıl sahipleri Cenab-ı Hakk'ın yerine getirin dediklerine riayet ederler. وَيَخْشَنَّ رَبَّهُمْ Yerine getirmedikleri zaman Hazreti Allah'tan korkarlar. Korkarlar. وَيَخَافُونَ Bunun sonunda şundan korkarlar. Neyden? Su el hisab. Ahirette hesaplarının kötü olacağından korkarlar. Şimdi bunları teker teker anlayalım. Cenab-ı Hakk'ın vasıl, yasılü demek, vasale yasılü de yusalı bitiştiren demektir. İrtibatı kesmeyen demektir. Hazreti Allah Celle Celaluhu buyurmuşlardır ki akraban evvela anne ve babanızla irtibatınızı kesmeyin. Onlar anne babadır. Öyle mi? Onların sizin üzerinizde hakkı çoktur. Çoktur. Mevlamızın hakkından sonra Cenab-ı Hak onu zikretmiş. Anne ve baba demiş. Anne ve baba. Akrabayı taallukatınızla irtibatınızı kesmeyin buyurmuş. Emretmiş onu da bakın.
ما الذين يصلون ما أمر الله به. Onu Hazreti Allah emretti. Yani irtibatınızı temin edin diye. Neyi emretti Cenab-ı Hak? En yusale irtibatı haklarına riayet etmeyi emretti. O haklarına riayet etmeyi emrettiği her şeye hakkına riayet etmek. Cenab-ı Hak bakın, herkesin birbiri üzerinde hakkı vardır. Hakkı vardır. Şu sokakta birbiriyle karşılaşan bütün Müslümanlar birine şununla mükemmeldir bir defa. Allah'ın kulları birbirleriyle karşılaştığı zaman güler yüzle birbirine selam verme mükellefiyeti içindedir. Güler yüz olacak. Selam verecek. Müsafaha yapacak. Müslümanlar birbirleriyle böyle irtibatlı olacak. Bunları emrediyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak. Ha, bunları yapmakla mükellef olduğumuza göre hepimiz sokağa çıkıp birbirimize asık suratla davrandığımız zaman bir hak var mıdır yok mu? Vardır. Bütün bu haklar onun için musallaya girildiği zaman Cenab-ı Hakk'ın efendim huzuruna aldığı okula ne yapıyoruz? Ahirete taalluk eden haklarınızı helal edin. Helal edin, helal edin diye helallık istiyoruz. Öyle değil mi? Helallık istiyoruz. Sadece insanların değil, hayvanların da hakkı vardır. Çünkü onlar bizim emrimize verilmiş. Hadis-i şerifte şu vardır. Bir kadın kedi yüzünden cehenneme gitti buyurur Peygamberimiz. Evet, kedi yüzünden cehenneme gitti. Ne yaptı? Onu hapsetti ve orada ona yiyecek de vermedi. Onun helakına sebep oldu. Onun için cehenneme gitti buyurur. Hatta bu mevzuda hayvanların haklarına riayet bakımından ona karşı mükafat hususunda öyle menkıbeler anlatılır ki bir gün bir büyük zat bir kuyunun başına gelir. Kuyunun başına gelir. Bakar ki çok kendisi susamış. Kuyunun başında o bir köpekçeğiz var. O da oradaki rutubetli toprakları diliyle yanıyor rahatlamak için. Kendisi kuyuya iniyor. Suyunu açıyor. Çıkıp bunu görünce merhamet ediyor. Gidiyor tekrar içeride bir kapla bazıları mehlini de bazıları külahını de içine su alıp çıkarıp köpeğe şey yapıyor ve böylece affı ilahiye mazhar oluyor. Köpeği suladı diye. Beni İsrail'de ahlaken pek düzgün olmayan bir kadını yine böyle bir köpeği görünce kuyuya inip beslinin içerisine su koyarak köpeği de suladığı için o ahlaki düzgünlüğünden düzgün olmayışından dolayı Mevla ümmindeki bir takım mesuliyetlerini köpeğe yaptığı iyilikten dolayı Cenab-ı Hakk'ın affettiğinden bahsediyor. Bakın demek ki hayvanların da insanlar üzerinde hakları var. Bütün bunları Cenab-ı Hak kullarına böylece şey yapmıştır. Devr-i saadette mucize olarak bunlar görülmüştür. Mucize. Hatta sahabe-i kiramdan Peygamberimizin akrabası da olan bir zat Ukayn şöyle diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir seyahatteydim diyor. Evet, üç hadise gördüm. İmanımın nuru arttı. Manevi hayatımda bambaşka değişiklikler oldu. Böyle diyor. Nedir o üç şey diyorlar, soruyorlar. Peygamberimizle seferde gidiyordum. Bana şöyle buyurdu, döndü. Şu ağaçlara söyle, gelsinler, benim etrafımda sütre yapsınlar, ihtiyacımı görecek abdest alacağım dedi diyor. Gittim diyor ağaçlara, Resulullah Efendimiz gelmenizi istiyor, etrafında sütre yapacaksınız, onu perdeleyeceksiniz dedi. Ağaçların yerinden sürülerek Resulullah'a doğru yürümeye başladı. Bunu görünce içimde öyle bir değişiklik oldu ki diyor. Sonra Peygamberimiz ihtiyacını şey yaptı, haydi yerinize dedi, her ağaç yerine gitti. Bunu gördüm diyor. Yine bir Peygamberimizle gidiyordum, çok susadım diyor. Çok susadım. Ya Resulallah,
Halim bel arz ediyorum size dedi. Bana emretti diyor. Git şu dağa. Selamımı söyle. İçinde su varsa sana versin dedi diyor. Gittim dağa. Resulullah'ın selamını söyledim. Fesih bir lisanla bana Resulullah'ın selamı başım üzerine dedi. Su varsa ver dedim. Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'de cehennemin ateşini tutuşturacak insanlar ve taşlardır ayeti indikten sonra acaba o cehennemi tutuşturacak taş benden midir diye üzüntümden içimde bir damla su kalmadı diyor. Bunu duydum diyor Fahri Kainat'ın yanında. O zaman diyor bir kat daha arttı. Biraz daha ilerledik. Bir deve koşarak geldi diyor. Koşarak geldi. Peygamberimizin önünde başını eğdi. Peygamberimize adeta bir şeyler söylüyordu diyor. Bir şeyler söylüyordu. Fahri Kainat Efendimiz onu alnının üzerine, başının üzerine elini koydu. Tefelli eder gibi elini onun üzerinde tuttu, sevdi. Bir de baktık ki arkasından bir adam kılıcını çekmiş, koşarak geldi diyor. Bunun üzerine Fahri Kainat ona, ne istiyorsun bu dereden dedi diyor. O da, ya Resulallah sen bunu büyük bir parayla satın aldın, bana itaat etmiyor, hiç olmazsa etinden istifade edeyim dedim, o da elimden kaçtı deyince, Fahri Kainat Efendimiz deveye buyuruyor ki Cenab-ı Hak size böyle bir kader takdir etti. Neden ona itaat etmiyorsunuz diye deveye söyledi diyor. Deve Fahri Kainat'a uzandı ve şöyle diyordu. Ya Resulallah ben bu adamlara itaat etmiyor değilim. Bunlar akşam yatsı namazlarını kılmadan yatıyorlar ya Resulallah. Yatsı namazlarını kılmadan yapıyorlar. Yarın Hazreti Allah ben bunların içindeyken bu hallerinde bunların başına bir bela vereceğinden korkuyorum. Cezalanacağız diye korkuyorum. Onlar yatsı namazını kılmadan yapmayacağına söz versinler, bizi teslim olacağım ya Resulallah diyor. Muhterem müminler, her şeyin bakın neleri var iç aleminde. Ama Mevla açıklarsak kimisini Habibinin mucizesi olarak açıklıyor, kimisini evliyasının kerameti olarak açıklıyor. Biz bunları pek bilemiyoruz ama hayat budur. Ve bu üç şeyi gördüm, Fahri Kainat Efendimiz'e karşı bağlılığım bambaşka oldu. Demek ki ben imanım arttı, nuru arttı diyor. Demek ki bizler böylece bütün bu insanlar ile, hayvanat ile olan münasebetlerimizde Cenab-ı Hak bizden ne istiyorsa ona riayet edeceğiz. Riayet edeceğiz. Yoksa su-i hesap hesaptan korkulur. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحَسَابِ hesabı su-i hesaptan korkuluyor. Ahirette su-i hesap kötü hesap demektir. Ahirette burayla bu kısmı İsmail Hakkı Hazretleri izah ederken su-i hesap hesabın münakaşasıdır diyor Fahri Kainat. İnsana her şeyi sormasıdır Cenab-ı Hak. Şunu yaptın mı? Şunu yaptın mı? Şunları yaptın mı? Kulum diyor. Eğer böyle Cenab-ı Hak ben onları affettim demez de hepsini sorarsa insan helak olur. Helak olur. Hazreti Ayşe validemiz orada söz alır. Der ki, ya Resulallah diyor, inşikak suretinde diyor, Cenab-ı Hak şöyle buyurur, şöyle buyurur. Ahirette, efendim ben yuhasibu hesaben yesira diye bir ayeti celila var. Kolay hesap diyor. O nasıl olacak diyor? Hesapta münakaşa olursa helak olduk diyorsun, buyurdunuz. Kolay hesap nasıl olacak? Kolay hesap şöyledir diyor Fahri Kainat. Sadece hesap Mevla'nın huzurunda arz edilecek. Ondan sonra kuluna Cenab-ı Hak şöyle muamele yapacak. Ey kulum sen dünyada şunu yaptın mı? Yaptım ya Rabbi. Şunu yaptın mı? Yaptım ya Rabbi.
Hatta öyle bir kanaate gelecek ki her şeyimi biliyor Rabbim, ben merak oldum artık. Böyle bir kanaat meydana gelince, kulum sen bunları dünyada yaptın. Ben seni dünyada kullarımın gözü önünde bunları yaptığı için seni rezil ettim mi? Etmedin ya Rabbi. Öyleyse burada da affettim buyur. Burada da affettim buyur. İşte kurtuluş, işte hesab-ı yesir budur. Yani söyle, defter-i amel, tamam. Arz edildi Cenab-ı Hakk'a, Mevla-i Zülcelal, dünyada seni rezil etmedim, burada da affediyorum. Niye affediyorsun diye sorabilecek var mı? Efendim? Niye teker teker soruyorsun diyecek var mı? Yok. Her şey onun yedi burada. O zaman biz kulluğumuzu bilelim, o bizim Rabbimizdir. O bizim Allah'ımızdır. O bizim her şeyimiz. Her şeyimizdir. Kapı açık, efendim tevbe kapısı açık. Her an müracaat edip samimiyetle dönme imkanı vardır. Hesab-ı yesir böyle. وَالَّذ۪ينَ yine o akıl sahipleri صَبَرُ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ Mevla'nın rızası için başlarına gelenlere sabreden, başlarına gelenlere sabredip teryat figan olmaz. Bakın Allah'ın rızası için sabrederler, sabrederler. Onun vereceği mükafata bakarlar, teryat yok. Yoktur. Şimdi geçenlerde söylemiştim. Bir insan halıyı ipe serer, ondan sonra da döver, dövmeye başlar. Öyle mi? Maksadı halıyı dövmek midir? Ne nedir? Temizlemektir, öyle değil mi? Hazreti Allah da kullarını bazı böyle ne yapar? Ne yapar? Öyle musibet, sıkıntı darbeleriyle döver. Dövmesi dayak atmak değildir kuluna. Ya nedir? Temizlemektir. Onu yatakta inletir. Hastalıklara müptela kılar, sıkıntılara sokar, oğlunu evladını elinden alır ama maksat onu temizlemektir. Cenab-ı Hak kimseden intikam almak istemez. Yeter ki biz onun kulu olalım. Onun önünde boynumuzu bükür, ya Rabbi sen ne hissedersin? Öyle mi? Hatta şöyle yalvaralım, ya Rabbi beni imtihana tabi tutma, ben imtihana tahammül edemem. Eğer tutacaksan tahammülünü de ver Allah'ım diye. Her şey onun gibi. Evet. Ondan sonra böylece buna sabreder ve bu sabırla ne yapar? Ve ekamussalate namazlarını ikame eder. Düzgünce kılar. Ah işte bizim yapacağımız bu. En düzgün namazı kılmaya çalışacağız. Ve enfekû mimmâ razaknâhum. Onlara verdiklerimiz rızıklardan infak eder. Nasıl? Sirren, gizli ve alaniyeten açık, gizli verir. Gizli vereceği nedir? Nafile sadakalardır. Nafile. Açık vereceği nedir? Zekatıdır. Farz olan zekat. Orada riya yok. Neden yok? Bilakis, bilakis zekatı vermeyen bir adamın hakkında bu adam zekatını vermiyor diye kötülenmesi vardır. Kötülenmesi vardır. Farz olan zekatta riya olmaz. Neden? Müslüman adam zaten zekatını verecek. Biz şimdi namaz kılan bir adam, öyle mi? Riya diyorlar. Riya nafilede olur. Farz olan namazda riya niye olsun ki? Zaten Müslüman da namazını kılmaya mecbur. Kılmadığı zaman ayıplanacak. Hatta kılmadığı zaman ona bir takım dinin tayin ettiği cezalar verilecek. Niye kılmıyorsun diyecek. Biz öyle olduk ki Müslümanım diye namaz kılmayı, kalbin temizliği mühim diye diye öyle alıştık ki farz namazı kılan adam ya ne iyi bak ne büyük bir insan ki namazını kılıyor. Ya Müslüman da zaten kılacak. Bunun riyası nerede? Öyle mi muhteremizinle? Müslüman namazını kılacak. Müslüman değiller, Müslümanım deyip de namaz kılmıyor ise eğer o memlekette idare, İslami idare ise idare ondan hesabını soracak. Hem Müslümanım diyorsun, hem niye namaz kılıyorsun? Evet.
Zekatını vermediği zaman zekatının hesabını soracak. Neden vermiyorsun diye. Hem Müslümanım diyorsun hem zekat veriyorsun. Burada sirren ve alaniyeten de ifade edilen durum budur. Ve yedraune o akıllı mümin Müslüman ve yedraune bertaraf eder. Dere'e yedrahu Arapçada der etmek, bertaraf etmek demektir. Neyle bir haseneti güzellikle bertaraf eder? Neyi ekseyi eder? Kötülüğü. Kötülüğü iyilikle bertaraf eder. Bu Müslümanlardan istenen bir olgunluk ve bir ahlaktır. Kötülüğü iyilikle bertaraf etmek. Ülaike lehum ukbettar. İşte bu dünyanın sonu böyle yapanlar içindir. Bu dünyanın sonu nedir henüz belli değil. Bu güzellikleri yapanlar içindir dünyanın sonu. Ona ukbettar deniyor. Darın akıbeti onlar içindir. Nedir bu dünyanın akıbeti böyle güzellik yapanların? Cennat-ı Adn'in Adin cennetidir. Ayet-i Celle bak devam ediyor. Ülaike lehum ukbettar. Akıbet, darın akıbeti onlar içindir. Nedir o akıbet? Dünyanın akıbeti? Cennat-ı Adn'in Adin cennetidir. Yedhulûneha oraya girerler. Allah Azze ve Celle onları oraya koyar. Ama daha da var. Bakın. Bu dünyada ailemiz, çocuklarımız bir sofra kursak, üzerinde çok leziz yemekler olsa, bir babayı, bir anneyi en rahatlatan o sofranın etrafında çocuklarının da olması mıdır değildir? Olmasıdır, öyle değil mi? Der ki elhamdülillah bak çocuklarımla beraber, hatta seven akrabalarımla beraber şu lezzetten tadıyoruz der. Şimdi ahirete gittik. Cenab-ı Hak lütfeder, ihsan eder, Rabbim hepimize nasip etsin. Cennete girsek. Canımız kadar sevdiğimiz oğlumuz, kızımız aklımıza gelmeyecek. Gelmez olur mu? Gelmez olur mu değil mi? Anamız, babamız aklımıza gelmeyecek. Sen tek başına oraya koymuşlar. Mevla lütfetmiş. Ama ana yok, baba yok, evlat yok. Yok, yarımdır, eksiktir. Onun için Cenab-ı Hak bakın. Cennat-ı Adn'in diyor. Ra'd suresi bu. Cennat-ı Adn'in bu iyilikleri yapanların akıbeti, ukbettarları cennettir. Yedhulûneha oraya girerler. Daha kim girer? Ve men salaha İyi olan, imanı olan kimden? Min abaihi, imanı varsa babası da yanına. Öyle mi? Babaları da yanlarına. Evladın derecesi yüksek olsun. Derecesi ne kadar yüksek olursa olsun, imanı varsa baba da onun yanına. Ve ezvacihim, hanımı da onun yanına. Ve zürriyatihim, çocukları, torunları da onun yanında. Bir tek şart var, salih olmak. Salaha kaydı var başında. Öyle mi Cenab-ı Hak? Ve men salaha, buradaki salaha, iman-ı itidadı sahih, ameli iyi olan babalar, eşler, evlad-ı ilal ve bütün torunlar hepsi yanında. Bir hadis-i şerifte gördük, cennette en çok zevk veren husus, ailenin orada beraber oturup birbirlerine hani sen dünyada şöyle yapmıştın ya öyle mi? Şöyle bir hareketim olmuştu ya filan diye dünya hatıralarını anlatmak var ya cennette en zevkli husus bu olacak. Evet. Dünya hatıralarını çoluğu çocuğu ailesiyle anlatmak. Ama Allah muhafaza ya salih değilse. Salaha ve men salaha buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya salih değilse, ya biz ona iman öğretemedik de
vermedik de sadece dünyada aman bir diploma sahip olsun da memur olsun, namazlı olmasa da olur dedik. Ne yaparsa yaptın efendim ama dünyanın rahat olsun diye düşünmüşse orada ne olacak? Orada ne olacak? İnsanlar şimdi hatırlarına geliyor. Ya Rabbi böyle güzel dünyada güzellikleri veriyorsun. Ahirette bizi birbirimizden ayıracaksın, nasıl olur böyle diye Hazreti Musa'nın da aklına gelmiş. Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'a diyor ki, ya Rabbi diyor, bu kullarını yaratıyorsun, dünyada onlara rızık verip besliyor, yediriyor, içiriyorsun, sonra da ahirete gidince, evet, bir kısmını cennete, bir kısmını cehenneme gönderiyorsun, hikmeti nedir? Hazreti Allah da Hazreti Musa'ya anlatmak için ya Musa bir buğday ek diyor. Hazreti Musa buğday ekiyor. Ondan sonra kaldırıyor. Vakti geliyor, biçiyor, kaldırıyor, harmanda sürüp efendim daneden samanı ayırıyor, taneleri alıyor. Soruyor Hazreti Allah, ya Musa ne yaptın? Ya Rabbi ektim, biçtim, buğdayını ayırdım. Geride bir şey bıraktın mı? Bıraktım ya Rabbi. Niye bıraktın diyor Cenab-ı Hak. Ya Rabbi samanla sap bir olur mu? Onların değeri yoktu. Değerli olanı aldın. Peki sen mahsulatın değerli olanı aldın götürüyorsun. Değersizini bıraktın. Ben de kullarımın değerli olanlarını cennete koyacağım. Değersiz olanları da cehenneme göndereceğim. Öyle mi? Böyle ayrılacağım. Değersiz olanları, kıymetini bilenler elbette orada kıymetli olacak. Kıymetini bilmeyenler orada nereye gidecekse oraya gidecek. Ya Rabbi bizleri hakkı hak olarak bilip hakka tabi olmayı nasip et. Batılı batıl olarak görüp batıldan iştirak etmeyi nasip eyle. Evladı ihalimizle abayı ecdadımızla, akrabayı taallukatımızla, bütün ümmeti Muhammed'le beraber cennette bir arada olmayı hepimize nasip eyle. Amin. Allah'ım.